İsmim Mustafa, soyadım Bakırcı. Aslen Doğanşehirliyim. Bir depremzede olarak biz de burada bulunuyoruz. Elbistan üzerinde meydana gelen 7.7 şiddetindeki depremden Doğanşehir çok büyük ağır hasar aldı. Ağır hasar almasının en büyük sebeplerinden biri ikinci depremde daha çok ağır hasar aldı. Şu an Doğanşehir'in hemen hemen %70 civarı kullanılamaz halde. Yani evler bayağı bir yıkıldı. Fakat biraz bahsedilmedi gibi, yani diğer yerlere göre biraz pasif kaldı gibi Doğanşehir. Ama çok büyük bir hasar var. Bu şu an burada gördüğünüz villalar daha yeni sayılır. Yeni sayılmasına rağmen yani deprem burayı da çok büyük bir oranda etkiledi. Ancak kardeşlerimin ve amcamların olduğu bölgede de büyük bir yıkıma yol açtı. Yani görüyorsunuz zaten alan belli, çatılar çökmüş durumda. Büyük bir tahribat var. Yani yine Allah razı olsun, devletimiz çok bize yardım etti yani. Çok yardım al yani milletten, devletten Allah Rabbim razı olsun. Çok büyük yardımlar geldi. Yani tırların hatta hesabı yoktu zaten. Yani hem yeme konusunda olur, içme konusunda olsun, yani çok büyük yardımlar gördük. Allah razı olsun. Yani hem Cumhurbaşkanımız Allah razı olsun, hem ondan, hem bu Doğanşehir'de hizmet edenlerden Allah razı olsun. Hem vakıflar, dernekler, sivil toplum kuruluşlar olsun, yardım dernekleri olsun, bunlar da çok büyük katkı sağladılar. Yani hepsi buradaydı. Hem polisi, askeri hepsi buradaydı. Yardım ettiler. Allah razı olsun gerçekten. Ama çok büyük tahribat aldı. Yani inşallah, şurada görüyorsunuz Tavşantepe var. Tavşantepe bölgesinde. Yani oraya TOKİ konutları yapılacak. Bekliyoruz. Ne kadar sürecek bilmiyoruz ama Cumhurbaşkanımızın demesine göre bir yıl içinde bitirmeyi planlıyorlar. Biz bitireceğine inanıyoruz. Yani devletimizden Allah razı olsun, milletimizden Allah razı olsun. İnşallah Rabbim ülkemize böyle büyük sıkıntılar daha yaşatmasın. Benim bildiğim kadarıyla 60, en az 60 civarı var. Benim bile 60'ın üzeri olabilir. Bunun büyük bir kısmı büyük bir darbe aldı. Yani buralar normalde şeylerde o kadar, kolonlarda o kadar sıkıntı olmamasına rağmen çatılar ve o çatılar olsun, tuğlalı kısımlar olsun büyük bir zarar gördü. Ama büyük bir kısmı ağır hasarlı olarak geçti. Zaten Doğanşehir'in genel kısmı olarak hep ağır hasarlı, %70'i. Yani şehir merkezi olsun, Karşıyaka Mahallesi olsun, köyler olsun çok ağır hasar var. Sadece Doğanşehir bölgesinde en sağlam yer olarak Esentepe Mahallesi sağlam olarak geçiyor. Orası da zaten biraz kayalık olmasından dolayı biraz daha dayanıklı oldu. Yani burada benim kardeşimin de vardı, amcamın vardı. Yani tanıdık arkadaşlarım var. Onların da villalar var. Yaklaşık olarak bu villaların fiyatı en düşüğünü söylüyorum. Yani 2,5'tan başlar. 2,5 milyonla 5 milyon arası değişebiliyor. Yani ama büyük bir zayiat gördü. Çoğu zaten şeye geçmedi daha. Yani bazıları içine yeni tadilat yaptı. Bazıları yurt dışında olduğu için gelmedi. Yani hepsi tam yani birkaç, yani şöyle diyeyim, %20 civarı belki evinde olmasalar da yaklaşık olarak %70 civarı, %80 civarı evlerinde oturuyorlar yani. Ama büyük bir tahribat gördü bu depremden dolayı. Yani kullanılmaz halde yani çoğu.